Doğumun şekli ne olmalı? Normal mi sezaryen doğum mu diye bizim günlük yaşamımızda da en çok karşılaştığımız bir soru var. Bu soruyu maalesef yanıtlamayı ben pek sevmiyorum. Çünkü tabii ki doğum normal vajinal yoldan gerçekleşen bir olaydır. Eğer doğumda anne veya bebeğin sağlığını tehlikeye atacak bir durum söz konusuysa, o zaman karından kesiyle bebeğin çıkarılması, yani bir ameliyat olan sezaryen gerekliliği doğar. Yani sezaryen bir tercih değildir. Tıbbi bir gereklilik olduğu durumda mecbur kaldığımız bir yöntemdir. Bunlar da aslına bakarsanız %10-15'i geçmez. Ama maalesef sadece yurdumuzda değil, tüm dünyada da sezaryen oranları altında çok sayıda sebep olmasından ötürü çok yüksek seyrediyor. Bu yüzden öncelikle ilk gebelikteki sezaryenleri azaltmak yoluna gittiğimiz gibi elimizdeki bir yöntemde daha önce sezaryen olmuş hastaları acaba normal doğurtabilir miyiz? Bu çok tartışılan bir yöntem ama artık kliniğimizde gitgide artıyor. Bu ne demek? Eğer muayenesi uygunsa, son haftalarda başka bir sorun yoksa ve doktor eğer bu işle ilgileniyorsa sezaryen sonrası vajinal doğum denenebilir. Ben sezaryen sonrası vajinal doğumu muayenesi uygun olan hastalarımda uyguluyorum. Böylelikle tekrarlayan sezaryenlerin getireceği sıkıntıdan kurtulmuş oluyoruz, cerrahi sıkıntılardan. Ama tabii buna giriştiğimizde de çok düşük yüzdelerde olsa da bazı komplikasyonları da göze almamız gerekiyor. Dolayısıyla bunun kişi bazında o hasta için uygun olup olmadığı, sezaryen sonrası vajinal doğum denenip denenemeyeceği değerlendirildikten sonra uygun bir vakaysa eğer tüm yararları, riskleri hastayı bilgilendirerek sezaryen sonrası vajinal doğum yaptırabiliyoruz.